Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın ortağıyla birlikte Gazze bombalanırken İsrail'le ticaretini nasıl tespit ettiğimi elimde bir telefon ve yalnızca açık ve resmi kaynakları kullanarak sizlere göstermek istiyorum. Nerede bu gemi? Geriye dönük bir arama yapabileceğim. 19 Ekim'i de bitiş tarihi yapalım. Halit Yıldırım gemisi bu tarih aralığında İskenderun'dan kalkmış, İsrail'e Ashdod limanı varmış ve oradan da yükünü alıp ABD'ye gitmiş. Manta Denizciliği ait bir geminin İsrail Gazze'yi bombalarken İsrail limanından yükleme yaptığını tespit etmiş olduk. AK Partililer Filistin'e doğa, İsrail'e silah malzemesi gönderiyor. Boykot çağrısı yapan AK Partililer son hızla İsrail'le ticaret yapıyor, paralar kazanıyor. Yüzlerce gemi, yüz binlerce ton sevkiyat gönderiyorlar. Videosu da çıktı. İşte Made in Turkey yazan termal içlikler Türkiye'den İsrail'e gönderiliyor. İletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı ama 2023'te bunların İsrail'e gönderildiği apaçık ortaya çıktı. TÜİK raporlarına da girdi. MÜSİAD üyesi İçtaş, İsrail ordusunun çelik ihtiyacını karşılıyor. Yaklaşık 10 gündür Türkiye'de AKP'lere ait gemilerin İsrail ile ticarete devam ettikleri haberlerini duyduk, duymaya devam ediyoruz. Ekranlar karşısında İsrail'e demediğini bırakmayan bir zümre için söylemler tutarsız gibi görülse de bunun normalleştiği bir ülkede aslında bu yapılan inkarlar gayet kendi içinde tutarlı. Bugün sizi Türkiye'de ismi çok da bilinmeyen, Türkiye'de çok da tanınmayan biriyle tanıştıracağım. Türkiye'deki bu tartışmalardan sonra size farklı bir fikir verebileceği kanısındayım. Bu kişi Türk kamuoyunun hiç de yakından tanımadığı bir isim. Dediğim gibi Mark Rich. Peki Mark Rich kimdir? Asıl adı Marcel David Reich. Mark Rich 1934 yılında Belçika'nın Anvers şehrinde doğan, koyu, ortodoks ya da muhafazakar Yahudi bir ailenin tek çocuğu. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerden kaçarak Amerika'ya yerleşiyorlar. Babası önce Kansas City'de bir kuyumcu dükkanı açıyor. Daha sonra New York'a taşınıyorlar ve babası bu sefer çanta ve ayakkabı imalatı yapan bir atölye kuruyor. Ailesi bu işten ciddi manada gelir elde ederken Mark Rich aşağı yukarı 20'li yaşlarında trading dünyasına adım atıyor. Amerika'nın en önemli finans kurumlarından biri olan o günkü ismiyle Philip Brothers'da yükselerek önemli bir yere geliyor. Ve Mark Rich 19 şirketin İspanya Madrid müdürü oluyor. Aslında Nazi zulmünden kaçan bir Yahudinin yine bir faşist diktatör olan Franco İspanyası'nda çalışması haricinde ki buraya kadar her şey normal, bir tuhaflık yok. Bu arada şunu da hatırlatmak lazım. Kendisi Belçika, Amerika, İsrail ve İspanya vatandaşı aynı zamanda. Ve finans dünyasında çalıştığı için dünyanın her yerinden çok ciddi, çok önemli tanıdıkları olan bir insan. Yıl 1973'ün Ekim ayı, Mısır ve Suriye'nin başını çektiği Arap Birliği, dostum Esed ya da Esad'ın babası Hafız Esad ve Enver Sedat ile birlikte İsrail'i yok etmek için İsrail'e savaş açıyor. Muhtemelen duyduğunuz Kipur Savaşı, Yom Kipur İsrail için önemli bir dini gün ve bugüne denk geldiği için Kipur Savaşı deniyor. Araplar da Harbül Ramazan, Ramazan Savaşı diyorlar çünkü aynı tarihlerde o yıl Ramazan'a denk geliyordu. İsrail, Amerika'nın da desteğiyle hiç beklenmedik bir şekilde sayıca çok üstün olan Arap ordularını 20 gün kadar süren savaşın sonunda mağlup ediyor. Mark Rich için her şey bundan sonra başlıyor. Bu mağlubiyetten sonra başına özellikle Arap ülkelerinin çektiği OPEP, İngilizcesi OPEC, yani Türkçesi petrol ihraç eden ülkeler örgütü, İsrail'e desteğinden dolayı Batı'yı cezalandırmak için üretimi kısma kararı alıyor ve bir anda petrolün varil fiyatı dünyada 3 dolardan 12 dolara çıkıyor. Batı ülkelerinde araçlar yolda kalıyor, üretim duruyor, üretim yavaşlıyor. Üretimin arz talebini karşılamaması üzerine peşin parayla yani kontant denilen
aracılar ortaya çıkıyor. İşte tam bu anda iş hayatında kurduğu bağlantıları sayesinde Mark Rich sahneye çıkıyor. Exxon, Shell, Total gibi dünyanın dev petrol şirketleri petrol bulamazken Mark Rich adeta petrol içinde yüzüyor. Bu ilk petrol kriziyle birlikte, hatta 60'ların sonundan başlayarak Mark Rich İran'dan aldığı petrolü İspanya'ya, başka ülkelere ve hatta diplomatik ilişkisi bulunmayan ve hatta şahlık döneminde bile İsrail'i boykot eden İran'dan alıp İsrail'e satıyor. Sadece 1969'da İran'dan İsrail'e Mark Rich aracılığıyla 10 milyon tondan fazla petrol gidiyor. İsrail o kadar çok petrol satın alıyor ki aldığı fazla petrolü yine İsrail'i tanımayan faşist Franco İspanyası'na satıyor. Bunun için de İsrail'in Akdeniz'deki limanı olan Ashkelon limanından çıkan tankerler önce Türk boğazlarından geçerek göstermelik bir rotayla Romanya'ya gidiyor. Romanya'da yükünü boşaltmadan tekrar yola çıkıp İspanya'ya gidiyor. Çünkü o yıllarda komünist blokta İsrail'le tek ilişkisi olan Romanya. Petrole ihtiyacı olan Franco için ise petrolün menşeinin ne olduğunun bir önemi yok. Sadece İsrail'den gelmemesi yetiyor. Tabii ki İsrail, Romanya, İspanya arasında 3 devletin birbiriyle temas kurmadan bu ticareti yapmasını sağlayan Mark Rich. Bu ticaretten sonra Mark Rich'in yıldızı biraz daha parlamaya başlıyor finans dünyasında. Mark Rich'in amacı aslında birbirleriyle ilişki kurmak istemeyen partnerler bulup onlara birbirinin malını satıp komisyonculuk yapmak. Komünist, faşist, siyonist ya da antisemit olması hiç fark etmiyor. Tek bir prensibi var ticarette, sadece pazarın etik değerlerine itaat etmek. ...1979 yılında İran İslam devrimi olduğunda çok sıkı bağlantıları sayesinde devrimden sonra da mollalarla ilişkilerini devam ettiriyor. Çünkü mollaların paraya ihtiyacı var, bunun için de kendilerine müşteri bulan Mark Rich'e. Çünkü o tarihlerde İran'da mevcut bir pipeline yok ve tüm yükleme limandan gemilere yapılıyor. Mark Rich, İran petrolünü sadece düşmanı olan İsrail'e ya da faşist Franco'ya değil, aynı zamanda Fidel Castro'nun Küba'sına, Nikaragua'daki Marksist gerillalara, hatta Amerikan Savunma Bakanlığı'na bile satıyor. Mark Rich gibi safkan bir kapitalistin tüm birbirine düşman ülkelere, ideolojilere petrol satması da başlı başına ayrı bir ironi. İspanya'daki Philip Brother'daki görevini bırakıp 1974 yılında İsviçre'nin Zug şehrinde şirketini kurduğunda şirketin değeri çok kısa bir süre içerisinde 1 milyar doları buluyor. 70'lerin sonunda Avrupa'da 30'dan fazla temsilciliği olan bir şirket oluyor. Birinci ortağı tabii ki mollaların ülkesi İran ve günde 200 bin varil petrol satın alıyor. 1979 yılında ise Tahran'da Amerikan Büyükelçiliği'nin ve çalışanlarının esir alınması hadisesi yaşanıyor. Daha sonra Amerika, İran'a bugün de hala devam eden bir ticaret ambargosu koyuyor ve ticaret yapan kurum ve kuruluşlara ciddi yaptırımlar uyguluyor. Ama bu durum Mark Rich'in çok da umrunda değil. Çünkü Mark Rich artık bir İsviçre şirketi olarak çalışıyor ve İsviçre'nin tarafsızlığından faydalanıyor. Zira İsviçre'nin İran'a yaptırımları tanıması gibi bir durum söz konusu değil. İsrail, mollalardan petrol almaya ya da mollalar düşmanları İsrail'e petrol satmaya devam ederken, Amerika, Mark Rich'i İran'la olan ticaretinden ve ambargoyu deldiği için 60'tan fazla suçlamayla yakalama kararı çıkartıyor ve hakkında 325 yıl hapsini istiyor. Üzerine de 500 bin, daha sonra 750 bin dolar ödül koyuyor. Ama İsviçre'nin suçluları iade anlaşması olmadığı için, kedinin fareyi kovaladığı gibi tam 17 yıl boyunca Amerika Mark Rich'i yakalayamıyor. Hatta FBI'in pek çok kez kaçırma girişimleri yine kendisini koruyan emekli Mossad ajanları tarafından pek çok kez engelleniyor. Buna rağmen Mark Rich yükselişini sürdürüyor. Şirketi Glencore, bugünkü ismiyle 1990 yılında 120 ülkede ofisi olan ve 1200 kişinin çalıştığı dev bir şirket haline geliyor. Günde 1,5 milyon ton petrol işlem hacmi gerçekleştiriyor. Bu rakam OPEC üyesi Kuveyt gibi bir ülkenin günlük üretiminden bile fazla. Bugün Glencore dünyanın pek çok ülkesinde petrol, doğalgaz, uranyum, altın gibi pek çok madenin yanı sıra hatta zirai, tohum ve silah sanayi de olmak üzere işletilmesi, çıkartılması, pazarlanması konusunda dünyanın en önde gelen şirketlerinden biri. 2022 yılı net karı ise 17.3 milyar dolar. Mark Rich, Clinton'un başkanlığını bırakmasına saatler kala 20 Ocak 2001 yılında başkanlık kararnamesiyle affediliyor ve Amerika'da çok ses getiren bir olay oluyor.
Ve Amerikan kamuoyunda pek çok kişi bunu skandal olarak yorumluyor. Hatta Mark Rich'in o zamanki eşinin Hillary Clinton'un seçim kampanyasına yaptığı 1 milyon dolarlık bağıştan dolayı bu affın çıktığı söylentileri dolaşıyor. Bill Clinton ise daha sonra New York Times'da detaylı olarak niye yaptığını açıklarken, kaş yapayım derken göz çıkartırcasına Mark Rich'in aslında bir suçu olmadığını, İsrail'den, Avrupa ve Amerika'daki Yahudi lobilerinden baskı gördüğü için bu duruma düştüğünü söylüyor. Bu sefer de kendilerinin Clinton tarafından hedef gösterildiğini iddia eden Yahudi lobilerinin sert tepkisiyle karşılaşıyor. Mark Rich 2013 yılında 78 yaşında ölüyor ve 2009 yılında Daniel Amman'ın yazdığı Petrolün Kralı, King of Oil adlı biyografisinde çok enteresan ifşaatlarda bulunuyor. Sonuç olarak Türkiye'deki İsrail'le olan ticaret haberleriyle ilintili olarak Mark Rich aslında yaptığı ticaretle bize şunu öğretiyor. Pek çok devlet yol edindikleri ahlaki söylemlerin aksine çıkarlar söz konusu olduğunda tüm ilke ve prensiplerden vazgeçmeye ve etik kabul ettikleri söylemleri arka plana atmakta bir beis görmüyorlar. Türkiye'de ya da genel itibariyle Müslüman dünyasının anlayamadığı şey maddi bir getirinin, bir rantın olduğu yerde tüm ideolojiler, tüm dinler politikacılar için talidir, ikincildir. Petrol için Batı'nın demokrasi ve barış söylemiyle Irak'ı, Afganistan'ı kan gölüne çevirmesi ya da Müslüman dünyası liderlerinin İsrail'e karşı hamaset yaparak onlarla ticaret yapmaya devam etmeleri arasında prensip olarak hiçbir fark yok. İsrail'i düşman görüp petrollerinin nereye gittiğini bile bile petrol satmaya devam eden mollalarla, İsrail'e tepki gösterip ticarete devam eden siyasal İslamcı AKP'lerin ne farkı var? Hangisi daha Müslüman? O halde politikacılara inanmak saf bir aptallık değil de nedir?